Yaşasın Hayattan merhaba. Ben Melda Yücelkocaalp ve değerli hocamız Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'yla karşınızdayız efendim. Özel bir yayınla karşınızdayız. Yoğun bir gündemin içerisindeyiz. Stresimiz yoğun ama sakin olmak lazım. Doğru bilgiyle beslenmek lazım. Olağanüstü günlerden geçiyoruz. Sadece biz değil, tüm dünya yaşıyor bu olağanüstü gündemi ve yarını kurgulamaya çalışıyoruz, değil mi? Bir anlamda da korunmaya çalışıyoruz. Konu başlığımız koronavirüs. Sizin de tahmin ettiğiniz gibi olağanüstü günler dediğimizde bugün Yaşasın Hayatta da özel bir başlıkla karşınızdayız. Özel bir formatta karşınızdayız. Bilgi kazanacak, bilgiyle, doğru bilgiyle donanan da ayakta sağlıklı kalacak. Yaşasın Hayat demeyi de sürdürecek. İşte böyle bir süreçte biz de doğru bilgiyi alacağımız isme döneceğiz. Değerli hocamızdan rica ettik. Bugün koronavirüs özel. Tekrar bir konuşalım hocam. Yaşasın Hayat farkıyla dedik. Hocam merhaba. Dediğimiz gibi olağanüstü günler, sakin kalınması günler, rutin günümüzü bile özlediğimiz günler. Böylesi günlerde doğru bilgi en sağlıklısıdır diyeceğiz. Yaşasın Hayat'ı başlatacağız. Doğru. Yaşasın Hayat başladı efendim. Konu başlığımız koronavirüs dedik. Nasıl olmasın ki iki sohbetimizden biri değil, ikisi de koronavirüse dair. Böyle olunca akılımızda çok fazla soru olunca biz de dediğim gibi en doğru isimle konuşmak üzere tekrar buluştuk. Hocam yeniden merhaba. Son derece önemli koronavirüs dedik. Çok şey konuşuyoruz, çok şey duyuyoruz. WhatsApp gruplarından o kadar çok bilgi geliyor ki şöyle bir ayıklayıp doğru bilgiyle, doğru adımlarla yarınlara sağlıklı ulaşmak adına gelin bir konuşalım. Bugün itibariyle koronavirüs hakkında ne söyleyebiliriz? Yeni bilgi ne söyleyebiliriz? Şuna dikkat edin dediğimizde neyi söyleyebiliriz? Nasıl özetleyebiliriz bu küresel salgının bize çıkardığı faturayı? Şimdi şunu bilmemiz lazım. Görünmeyen bir düşman var karşımızda. Yani yüz yüze savaş yapmıyoruz, bilmiyoruz. Virüs nerede bilmiyoruz. Biz burada stüdyoya girerken bile ben kapıyı tuttuğum zaman siz böyle telaşlandınız. Yani görünmeyen, sinsi, etkili, sonuçları ciddi olan bir düşman. Bu net. Ama biz de bilim ve aklı kullanabilirsek, eğer moral bozucu davranışlardan uzak kalır, moralimizi yüksek düzeyde tutarak bununla ilgili mücadelede elimizdeki verileri doğru değerlendirebilirsek, yine bu dönemde enseyi karartmayıp hep beraber toplumsal bir dayanışma içine girebilirsek ciddi ölçüde bir hasar almadan bu işi atlatacağımız kesin. Bu bir salgın. Ciddi bir salgın. Yani bir çukura düştüğümüz kesin maalesef. Ama bu çukura biz düşmedik. Bütün dünya düştü. Ve bütün dünyanın düştüğü bu çukurdan biz de nasibimizi aldık. Ama önemli olan şunu bilelim. Bu çukuru dipsiz bir kuyu haline getirip getirmemek bizim elimizde. İki yönlü bizim elimizde. Bir, kendimize nasıl baktığımızla bizim elimizde. İki, başkalarını nasıl koruyup kolladığımızla bizim elimizde. Yani bencil davranmamak lazım. Kendinize bakmanız, başkalarını kollamanızla beraber olması lazım. Çok sık tekrarlıyorum ama bir örnek vereyim. Yani girdiğiniz zaman kolonya dükkanındaki bütün kolonyayı talan ederseniz, komşunuz kolonyasız kalır. Komşunuz virüsü kapırsa size en fazla 3 gün sonra satar onu. Dolayısıyla her davranışımızı, ne kadar toplumsal ahlaka, etiğe, dostluğa, arkadaşlığa, komşuluğa uygun yapıyorum, dikkat etmemiz lazım. İkincisi, çok fazla, biraz önce çok güzel buyurdunuz, bilgi kirliliği var. Bu bilgi kirliliğinin en önemli noktası da sosyal medya kirliliği. Hatta sadece sosyal medya değil, üzülerek söyleyeyim. Yani kabul edilebilir medya, yani televizyonlarda da, gazetelerde de çok fazla gizlilik. Bilgi kirliliği var. Herkes bir uzman çıkarmak derdinde, haklı olarak belki de, ama o uzmanların da çoğu ne söylediğinden bir haber ya da neyi ne kadar doğru söylediğinden emin değil. Bilmemiz gereken şey şu Melda Hanım. Bu virüsün elimizde halen net bir ilacı yok. Ama Çin'den bize gelene kadar, Aralık ortalarından bugüne kadar 3 ay geçti. 3 ay içinde bu mücadeleyi veren Çin'in elde ettiği deneyimlerden faydalanma şansımız var. İki, bu virüsün aşısı yok. Hala yok. Bugün yarın aşı da gelmez. İyi ihtimal 6 ay, ortalaması 1 yıldır. 6 ay bile çok erken bir süre. O nedenle birinci işimiz ben bir hap bulayım, kurtarayım, başkalarına göre kenardan sıyırayım ya da ben bir aşı yaptırayım, kurtarayımı bir kenara bırakacaksınız. Ben bu virüsten nasıl kendimi izole edebilirim?
İki, ben kendimi doğru izole edersem, hasta olmazsam bile taşıyıcıysam başkalarına nasıl bulaştırmayabilirim? O zaman devletin önümüze koyduğu öneriye uyacağız. 14 gün süreyle bunu haklı olarak Cumhurbaşkanımız 3 haftaya çıkardı. Çünkü bu umreden gelenlerle süreç biraz daha başka bir mecraya dönüştü. 21 gün süre yapalım bunu. Tamam. 3 hafta süreyle sosyal izolasyonu kişisel mesafenin yanında ikinci bir önlem olarak sisteme koyacağız. Evet. Koronavirüsü aslında şunu da öğrendik. Sadece kendimiz için yaşamayacağız değil mi? Yani başkalarına da saygılı toplumsal, olacağız. Sosyal tabii, mesafeyi tabii, koruyacağız. Sadece kendimiz için değil. Bu. Değil mi? Mesela tabii. Büyüklerimizle görüşmeyi belki erteleyeceğiz. Onların sağlığı için. Yani belli bir süre size hekimler bir şey ifade etmeye çalışıyor. Diyorlar ki arkadaş bu virüs ben sizle konuşuyorken sizde veya bende virüs varsa birbirimize satma mesafemiz 1,5 metre. Şu anda zaten 1,5 metreden fazla da oturuyoruz. Tamam. Bu virüs ortalama olarak bu havada biz 1,5 metrede otursak bile ortalama olarak 3 saat havada kalıyor. 3 saat içerisinde etkinliği var ama 3. saatten itibaren etkinlik %önce 25'lere sonra 12,5'a düşüyor. 2. Havada asılı kalmıyor çok fazla Allah'a şükür ama en azından ilk 20 dakikada asılı kalıyor. Dolayısıyla sizle ben bu mesafeyi korurken biz sizden ayrıldık buradan geçen birisi sizin çıkardığınız virüs varsa o virüsü soluyup gidiyor alabilir solunum yolu. Açık havada da geçerli mi bu? Her yerde geçerli. Açık havada yürüyüş her yapıyorum geri geçti. Hava akımı tabii ki hava akımının olduğu şartlarda belki kurtarabilirsiniz ama o akım tam tersine size bunu getirebilirdi. O nedenle izolasyon önemli. O nedenle bazı ülkeler ekonomileri pahasına, kendi canları pahasına ne yaptılar? Önce Çin'de kapılara kaynak yaptılar. Çıkmayacaksın kardeşim diye. Medeni ülkeler bunu yapma etme olmadı. Sokağa çıkma yasağıyla halletmeye çalıştılar. Ülkelerden birisi biliyorsunuz 70 yaş üstünün sokağa çıkmasını yasakladı. Bir başka ülke hastanelere el koydu devlet. Özel hastaneleri de ben yöneteceğim dedi. Çünkü bir ciddi saldırıyla karşı karşıyayız. Bu saldırı bulaşabilen bir saldırı. Bulaşabilen demek sizin kendi paçanızı sıyırmanızın anlamı olmadığı demek. Bulaşabilen demek biri siz 21. gün, 31. gün bunu kapabilirsiniz demek. Önümüzde daha uzunca bir süre var ve yine rahmetli Süleyman Bey'in sözcüğüyle, deyimiyle turpun büyüğü heybede. Daha yani, yeni başladı. Daha yeni başladı, biz de yeni başladı. Yani biz bunu zannetmeyin ki 3-5 vakayla kurtaracağız. En az vakayla, hastanelerimizi en az yük olan vakayla kurtaralım. Çünkü şunu bilelim, iyi haber. İyi haber şu, bu virüsü alan kişi eğer 20 yaşın altındaysa zaten ciddi bir sorunu olmuyor. Sıradan bir solunum yolu enfeksiyonu ya geçiriyor ya geçirmiyor. Hayatını kaybedenlerin çocuklar arasındaki oranı 1-4 yaşta %0.5'ın bile altında. Bu virüsü ortalama alırsak insan alemin yani toplumumuzu, ortalama olarak %90'ı virüsü alıyor ya hiç hastalanmıyor ya da çok hafif belirtilerle kendi farkına bile varmıyor. Şu anda sizin benim boğazımız hafifçe ağrıyor konuştuk biraz evet. önce. Belki de bizde virüs var bilmiyoruz. Bunu geçiriyor. Geriye kalan hastalanan %10'un içerisinde %2-3'lük bir kesimde akciğerde zatürre oluşuyor. Bu zatürre akut solunum yetmezliği tablosu oluşturuyor. Çünkü akciğere girdiği zaman virüs, daha önce anlattım, akciğerde yaptığı hasarla akciğerin suyla dolmasına yol açıyor. Ve siz yazın suyun içinde kalmış, boğulmuş, nasıl suda boğuluyorsanız kendi ciğerinizin içinde boğulma ihtimaliyle karşı karşıya kalıyorsunuz. O zaman çok önemli solunum cihazlarına ihtiyaç var Melda Hanım. O zaman bazen o solunum, basınçlı solunum veren cihaz da yetmiyor yoğun bakımdaki. ECMO dediğimiz bir cihazla kanınızı almamız, bir cihazdan geçirip oksijen vermemiz, sonra oksijenlenmiş kanı size yeniden verip akciğeriniz iyileşene kadar işin oksijenasyon, oksijensiz yaşamayız. Oksijenasyon işini halletmemiz lazım. Ama bugün ECMO cihazı en çok bende var diyen ülke bana 500 tane gösteremez hayatta. Belki 100 tane gösteremez. Yok. Çünkü böyle bir şey beklenmiyordu. Kimse ECMO cihazı alıp bir kenara koymayı düşünmüyordu. Dolayısıyla İtalya'da bugün yaşanan fecaatin temeli insanların vaktinde bunu ciddiye almadıkları için toplu halde hastalanmaları, toplu halde hastalanmaları. Hastalanmak mümkün ama toplu halde olduğunuz zaman sağlık sistemi yetmiyor buna. Sağlık sistemi yetse bile yoğun bakım yetmiyor buna. Yoğun bakım yetse bile elinizdeki ekipmanlar yani personel yetti ki yetmez.
yoğun bakım personeli çok zor bir personel. Ben 10 yıl başhekimlik yaptım. Yoğun bakım eğitimi başlı başına bir eğitim, başlı başına bir deneyim. Yoğun bakım doktorluğu başlı başına bir ayrı branş artık. Onun için bizim ne kadar az insanın hastalanmasını sağlayabilirsek o kadar bu işi paçamızı daha iyi sıyıracağımızı unutmamamız lazım. Aslında her birimiz artık bir sağlık neferiyiz. Evet, bu kadar bir basit. Bir sağlık personeli gibi hareket ediyoruz. Bu kadar basit. Bunu disipliniyle yaşamalıyız. Bu kadar basit. Evet. Kendi hijyenimizden tuttuğumuz yerin hijyenine böyle bir disiplin de güne başlamalıyız aslında. Tabii ki obsesyona, korkuya, takıntı değil. Takıntıya gitmememiz lazım. Tabii ki bundan örtki ölem deyip üzerimize çekip öbür dünyaya daha bugünden canlıyken ölmemek lazım. Ya ama enseyi tabii ki karartmayacağız. Ama şunu bileceğiz. Biz bugünlerde her zamankinden daha fazla şaka yapalım. Daha çok espri yapalım. Daha fazla birbirimize fıkra anlatalım. Daha çok muhabbet edelim. Ama aynı zamanda birbirimizden daha çok uzak kalalım. Daha çok uzak kalalım. Özellikle yaşlı insanları, risk grubundaki insanları ki isterseniz bir daha sayabilirim. Sayalım hocam. Onları çok saygıyla korumaya çalışalım. Bir, sigara içenler çok yüksek risk grubundalar. Çok yüksek. Hemen bıraksınlar. Aslında erkeklerde ölüm fazla. İçinde daha fazlaydı. Bu erkeklerde sigara, ölüm kadınlara göre zaten daha fazla. Çünkü kadınların... Sigara kaynaklı mıydı? Hayır. Kadınların XX kromozomu var, erkeklerin XY kromozomu var. Ve bizim bağışıklığımızı sağlayan kromozomlar X kromozomunda. Dolayısıyla otomatik olarak Melda Hanım Osman Bey'den %50 daha avantajlı. Bu böyle. İki, erkeklerdeki testosteron fazlalığı, kadınlarda çok az testosteron var. Erkekler testosteron hormonlarıyla bütün bu işte egolarını, ne bileyim powerlarını ortaya koyuyorlar ama bir dezavantaj. Testosteron arttıkça immünite azaldığını biliyoruz. Bu nedenle muhtemelen başka nedenlerde konuşabiliriz. Erkekler alkol daha çok kullanır, sigara daha çok kullanır. Ama sigara bir numaralı erkek olmak bir risk faktörü dersek ayıp ederiz. Ama sigara bir risk faktörü, değiştirilebilir bir risk faktörü hem de. İki, bağışıklık baskılayıcı ilaç kullananlar. Solunum yolu tıkanıklı hastalıklar yani KOAH dediğimiz kronik tıkayıcı obstrüktif akciğer hastalığı olanlar risk grubundalar. Yani astımlı, yani bronşitli, yani amfizemli, yani bronşektazili olan kişiler risk grubundalar. Başka şeker hastalığı, başka hipertansiyonlar bunları çok net biliyoruz. Buraya daha fazla çok şey ekleyebiliriz ama ana nokta bu. Hiçbir sağlık sorunum yok. 80 yaşında risk grubu. 70 kısmen risk grubu. 65 altı biraz daha rahatlıyor ama bunların da içinde tansiyon ilacı kullanan, şeker ilacı kullanan, bağışıklık baskılayıcı ilaç kullanan, böbrek yetmezliği olan, kalp yetmezliği olan, karaciğer yetmezliği olan, diyalize giren, kemoterapi alan, kanser hastası olan, lösemilerle onlar çok daha büyük risk altında. Evet, adı üstünde sevdiklerimiz diyoruz. Sevdiklerimizi çok seviyorsak eğer bir iki hafta belki görüşmeyelim. Evet, bütün mesele bu. Yani... Sosyal mesafe, sosyal izolasyon bunu anlamak lazım. Sözünüzü balla kesmiş olayım. Şunu söylemeden edemeyeceğim. Aslında hasta bir kişiyle mesela 10 dakika bir ortamda, aynı ortamda durmak bulaştırır mı deniliyor. Şimdi hasta bir diğer yandan Trump mesela 16 kişiyle basın toplantısına çıktı. Yani, 10 kişiyle bir arada daha fazlasıyla bulunmayın dedi. Böylesine rakamlara Trump'ın dediği rakamında bir şey yok. Bence 2 kişiden fazla bulunmayın daha büyük emniyetli olursunuz. Bence tek olun çok daha büyük emniyetli olursunuz. Ama burada mesele şu. İnsan sayısı arttıkça bulaş sayısı artar. Bu bulaşıcı hastalıklar tıbbının bir numaralı kuralıdır. Toplumsal teması kısıtlamak burada onun için çok çok önemli. Ama bilirim ki hasta birinden alınan virüs yüküyle hastalanmadan ayakta geçiren ya da hafif belirtilerle geçiren birinden alınan virüs yükü yani miktarı aynı değil. Dolayısıyla ben 10 yerine 1000 virüs alırsam şanssızlığım artıyor. Bir, iki, bir de bağışıklığım zayıfsa şanssızlığım iki kat artıyor. O nedenle hasta kişilerin toplumda olmaması bir numaralı önemli. Onun için karantina, korunma çok önemli onlarda. Ama aynı zamanda riski olanları, yani birinin ateşi çıkmış, yapıyorsunuz, boğaz sürüntüsü, burun sürüntüsü, koronavirüsü pozitif çıkıyor. Onun o zaman ailesini, kızını, oğlunu, çevresini, ona temas edenleri hemen karantinaya almanız lazım. Onlarda da bunun... Hastalık çıkınca müdahale edeyim diye değil. Onlar almışsa birilerine bulaştırmasınlar diye karantinaya almanız lazım. Bizim dikkat edeceğimiz şey şu. Hayat devam ediyor.
Ülkemiz bu konuda en organize ülkelerden biri. Şanslı bir ülkeyiz. İyi bir sağlık ordumuz var. Sağlık yapılanmamız emin olun ki çok uzun süre başhekimlik yapmış bir hekim olarak söylüyorum. Avrupa ülkelerinin belki bir tanesiyle yarışabiliriz. Hepsini geçeriz. Çok ciddi ve temiz hastanelerimiz, çok ciddi yoğun bakım ünitelerimiz, ekipmanlarımız var. Ama bu ekipmanları kullanacak çok ciddi eğitimli bir sağlık ordusuna sahibiz. Biz bize söyleneni yapalım Melda Hanım. Kişisel hijyen, sosyal izolasyon ve mümkün olduğu kadar medeni mesafede ilişkileri sürdürmek. Bu mesele bence bir budur. Kazanç değil mi? Mesele bundan budur. Sonrası için evet. Her şey geçip gidince kesinlikle. Umarım sağlıkla bir kazanç olarak çıkacak yani diye düşünüyorum. Beni bugün bir hastam not atmış bana. Diyor ki B12 vitaminim sonucu çıktı. Size ulaşamıyorum ne yapayım? Ya yapma bir şey. B12 vitaminin 10 gün sonra da çıksa olur. 20 gün sonra da çıksa. Önemli. Tabii B12 de önemli. Ama şu anda doktorları, hastaneleri, özellikle hastanelerin acil servislerini, özellikle hastanelerin ameliyathanelerini, yoğun bakımlarını meşgul etmeyin. Safra kesesi ameliyatınız varsa olmayın. Çünkü o ameliyathanelerin belki bir hafta, 10 gün sonra yoğun bakım ünitesi olarak kullanılma zarureti ortaya çıkacak. O ameliyathaneleri boş tutmamız lazım. Doktorları daha rahat çalışabilir, kapasitelerini iyi yönetebilir tutmamız lazım. Sonuçta onlar da insansız. Biraz iç kararttım ama bugün bir tatil günündeyiz. Tekrar söylüyorum, arkamıza yaslanalım. Korona bizden korksun ama ne zaman korksun? Bizim cüssemizden korkmasın. Beynimizden. Aklımızdan korksun. Değil mi? Evet. Aklımızdan. Şimdi bakanın önemli bir açıklaması vardı. Hızlı tanı kiti 81 ilde kullanılmaya başlayacak dedi. Bugüne İnşallah. Kadar 10 bin tanımız vardı ama günde 10 bin, 15 bin tanıya kadar gideceğiz dedi bu veri sayesinde. Şimdi veri kraldır diyoruz biz yeni dönemde değil mi? Çünkü bilgi önümüzü aydınlatıyor. Kesinlikle. Bu noktada hızlı tanı kitiyle birlikte mesela bir Güney Kore örneği var. Güney Kore herkese yaptı. Yani risk altındaki bu yaş grubu ya da değil ya da değil ya da değil herkese yaptı. O bilgiyle daha başarılı oldu. Bu bizi ne kadar güçlendirecek bu virüsle savaşta? Şimdi hızlı tanı kiti kullanıldığı zaman ateşi, boğaz ağrısı, baş ağrısı, öksürüğü, nefes darlığı olduğu için bizim test yaptıklarımızın dışında hastalığı hafif geçirenleri de yakalama, hatta hiç geçirmeden taşıyanları da yakalama şansı olacağı için onların izolasyonu konusunda daha net tedbirler alma şansımız olacak. Yani biliyoruz ki toplumda şu anda belli bir yüzdesi hiç bilmeden bu virüsü taşıyor. Belli bir yüzdesi bu virüsü taşıyor ve aynı zamanda grip nezle zannedip geçiriyor. Hafifçe geçiriyor. Bendeki soğuk algınlığıymış diyor. Aslında koronavirüs. Ve bunlar toplum içerisinde vaka yayılmasına yol açıyor. Ama bu vaka yayılması risk grubunda olan insanlara bulaştığı zaman kaybediyoruz. Bakın bizim bugüne kadar kaybettiklerimize bakın. İçinde çok şükür tabii. Keşke hiç kimseyi kaybetmeseydik ama gençler yok, çocuklar yok. Hep belli bir yaş grubunun üstü var. O yaş grubunun içinde sağlık sorunu, kalp hastalığı olan var, tansiyon hastalığı olan var, solunum yetmezliği olan var. Onun için biraz daha dikkatli olmak lazım. Evet, aslında şöyle sorular da var hocam. Mesela restoranlarda, gerçi şu anda kapalı durumda ama yine de mesela paket servislerde, ortak kullanılan çatal bıçaklarda. Restoranlara ben olsam gitmem. Yani devlet size restoranlara git diyemeyebilir. Ama biraz önce bir yeri işaret ettim. Akıl burada duruyor. Yani o ortak kullanılan çatal bıçakların hijyenik koşullarda yeniden hazırlandığından ben emin değilim. Gitmem. İki, medeni mesafeyi koruyamam orada. Emin değilim. Üç, masada 3 metre mesafeyi olabilir. Yanından geçerken değer, bulaştırır, geçmem, gitmem. Bunu tartışmaya gerek yok. Eve servis. Bence mümkünse blok yesinler. Biraz fındık fıstık yesinler. Birazcık daha ev yapımı şeylerle, sebzeyle vesaireyle beslensinler. Biraz peynir, ekmek, zeytinle götürsünler işi. Ama bir şekilde eve servisinin de garantisi yok. Çünkü o çocuk 80 türlü kapıya ulaşıyor. Kapıyı açtığı zaman karşısındaki malı alan paketler duruyor çünkü motosiklette. Aksırsa, öksürse veya hasta olduğunu bilmiyor. Alıyor, size satabilir bunu. Buralarda sosyal izolasyon dediğimiz zaten şey bu. Yani bundan Meda Hanım Allah'ınızı severseniz 30 sene önce olsaydı bu eve servisle mi idare edecektik bunu? Yani bu alıştığınız lükslerden biraz uzaklaşmayı kabullenin. Bunların hepsi ilave lüks. Biz yeni hayat diyorduk. Bu aslında yenilenen yeni hayatta yükleniyor. Onun koşullarına evet, yani biraz alışmak fazla lazım. Fazla konfor yani bu fazla konfor. Bu fazla konforların bazılarından ne olur iki ay vazgeçseniz. Yani eve servis olmasın. Salatalı, domatesi, biberi, patlıcanı, ekmeği,
ne bileyim zeytini, peyniri biraz hava farzı alın, onunla idare edin. Şunu da sormadan edemeyeceğim. Biz yine diyelim ki manavdan ya da işte semt pazarı açık gittik oradan domatesi, salatalığı, sağlıklı düşünebileceğimiz her şeyi aldık, eve geldik. Onların yıkanması konusunda bu ara ekstra bir önlem alalım mı? Hayır alalım. Her zamanki gibi temizlik aynı şekilde uygulanacak. Onları çamaşır suyuyla bilmem neyle falan yıkamaya kalkmaya hiç gerek yok. Çünkü yiyeceklerin üzerinde kalacakları süre belli. O kalacakları süre üzerinde kalmaları mümkün değil. Yalnız dikkat edeceğiniz şey olabildiği kadar çok insan eli değmemiş malzemeleri almak. Alışveriş yaparken biraz daha dikkatli davranıp belki sizden sonraki gelenin de eleyeceğini düşünerek alacağınız paketin ucuna dokunup torbanıza koymak. Yani bir sürü onun yolu var. Ama biraz erken saatte gidin, kalabalık olmayan saatte gidin. Hepiniz markete gitmeyin, mahalle bakkalı daha güvenli olabilir. Dikkat edin. Bildiğiniz kasaba gidin, bildiğiniz manava gidin. Pazarlarda bu ses seç al işine dikkat edin. Herkes ondan eline dokunabilir, problem olabilir. O eldivenler takılıyor, o eldivenlerle gün boyu devam ediliyor, yani, para tutuluyor. Nerek gazetelere bunu ulaştırdık bildiği plastikte en çok kalıyor. En çok kaldığı yer plastik ve çelik. 3 gün kalıyor. Yani siz eldiveni taktınız, o eldiven yapıştırma virüs gitmiyor 3 gün. Gitmiyor. Şimdi hocam aslında doğru bildiğimiz yanlışlar da var. Mesela? Aslında bu yanlış bilgileri aldık. Ondan doğru bildiğimiz yanlışlar oldu. Mesela kelle paça çorbası virüsü yok eder. Böyle tık tık gidelim mi? Gidelim, yok etmez. Ama beslenme açısından kelle paça çorbası yapmak istiyorsanız yapın ama bugünlerde en çok zahmete girerek yapacağınız ama en az size başarı sağlayacak yerlerde mesela kelle paça çorbayla uğraşana kadar yoğurt yapın yiyin. Yani probiyotik gücünüz olur. Peki az önce konuştuk ama maske takmamız yeterli midir değil midir? Bunun bir disiplini vardır. Hasta olduğunuzdan kuşkulanıyorsanız, ateşim var, boğazım ağrıyor, maske tak, kesin tak kardeşim. Ben illa Covid'in sizde olup olmadığından emin olamam. Sizin korona taşıyıcısı olup olmadığınızı bilemem. Maskeyi bulaştırmamak için takın. Kendinizi korumak için takıyorsanız olmaz. Kim takar maskeyi? Ben bu hafta hekimlik görevimi devam ettirmek zorundayım. Çok emin olun çekiniyorum da. Muayene ederken sadece maskeyi konuşurken, sorunlarını dinlerken bu mesafede kalıyorum. Muayene ederken kişinin ağzına, burnuna baktığım için maske takıyorum. Benim bu takma hakkım var. Aynı zamanda size bulaştırmamak için belki de taşıyacağım bilmiyorum. Takma mecburiyetim var, benim takma mecburiyetim var. Ama herkesin böyle maskelerle sokakta dolaşması komik. Evet. Herkes öyle olunca ben de takmıyorum sizin tavsiyelerinizi. Bu toplumsal baskıyı acaba ben mi yanlış yapıyorum gibi bir yalnızlaşma da yaşıyor. Kötülük insan. Hissi veriyor. Değil mi? Kötülük hissi veriyor insanlara. Şimdi el dezenfektanları sorunu çözer diyor başlık ama sabun... Korur, sabun daha iyi. El dezenfektanı daha iyi. Gelir mi? Geçenlerde canlı yayında Seda Hanım'la yaptığımız programda anlattım. Sabun içindeki özel yapılanma nedeniyle virüsün 3 bölümü var. RNA virüsü bunlar. Bir RNA'sı var, proteini ve yağı var. Yağı erittiğiniz zaman hücre çöküyor. Yani evin böyle iskambilden bir kule çektiniz mi bir iskambil hepsi yıkılıyor. Dolayısıyla yağı eriten sabun alkolden çok daha iyi. Aynı zamanda sabunla ne yapıyorsunuz? Ova ova uzaklaştırıyorsunuz. Öbüründe elinizde kalıyor. Ama tabii ki etkili o da. Kolonya da kullanın, antiseptik de kullanın. Ama hangisi daha iyi derseniz Osman Hoca size sabun, sabun, sabun der. Her zaman sarımsak, soğan yerin deriz ama devam şimdi edin. Virüs için devam edin. Devam. Çünkü sarımsaktaki soğandaki indol 3 bileşikleri, glikozinolatlar, sulforafan ve benzeri maddeler lahanadaki, karnabahardaki, brokoldeki yani turptaki yani bu lahanagiller ve turpgiller familyası içindeki sistein gücü nedeniyle ve aynı zamanda içindeki indol 3 bileşikleri nedeniyle akciğerlerinizi korumada çok ciddi size yarar sağlayabilir. Ha ille bir şey yemek istiyorsanız bu saydıklarımı yiyin. Mutlaka. Güzel. Bol turşu tüketin doğru mudur? Doğru ama o turşu özellikle bana göre lahana turşusu olsun. Lahana turşusunun marifeti biraz daha fazla. Ama bol turşu derken de biraz tansiyona, tuza dikkat etmek fayda lazım. Var. Her zaman zaten bol turşu, ev yapımı turşuya kesinlikle dikkat çekersiniz. Alkol virüsü öldürür başlığı İran'da sahte alkollerle. İçerseniz sizi öldürür. Alkol içerseniz yani dozu alkol bir kere
Her dozda faydası tartışılır ama dozu kaçırdığın zaman bağışıklık sisteminin üzerine çıkar tepinir. Sizi bağışıksız hale getirir. Onun için alkol altında virüs bulaşmaz. Alkolü ağzımda çalkalıyorum, gargara yapıyorum gibi internette böyle geyikler dolanıyor. Yapmayın. Aman dikkat yapmayın. Dedik. Şimdi bu da çok tartışıldı. Hatta diş hekimleri de açıklamalarda bulundu. Sirkeyle gargara yapmak iyi gelir mi? Gargara yapmanın faydasına ben inanıyorum. Mikrobiyolog arkadaşlarım, enfeksiyon hastalıkları uzmanı arkadaşlarım bir faydası yok diyor. Mekanik ne olacak diyor. Ya şunu sağlar gargara size. Bir, kendinize bir servis veriyorsunuz. İki, işin bilincinin içinde oluyorsunuz. Yani olayı yaşıyorsunuz, katılımcısınız. Elinizi nasıl temizlemek kadar işe yarayabilir diye düşünüyorum. Sirkeli su gargarası olmaz. Normal suyla yapın ya da çok az tuz ilave edilmiş suyla yapın, olur. Peki. Sık sık su içmek faydalıdır normalde. Yudum yudum su içerseniz virüsü alırsınız, midenize gönderirsiniz. Mide asidinde bu virüs ölür. Yani virüs orada ağzımızda bizim yan gelip yatmıyor. Girdiği zaman hemen mukozadaki hücrenin içine bam diye yerleşiyor. Yerleşemezse zaten yaşayamıyor. Onun için hücrenin içindeki virüsü içtiğiniz su şey yapmaz ama doğal olarak çok sık su içmek bağışıklık açısından bir destek olduğu için bu öneriyi alkışlayabiliriz. Peki, gümüş suyu virüsü yok eder. Yok öyle bir şey. Bu yine internet ve televizyon gereği. Bir televizyon program yapımcısı bunu ortaya attı. Alakası yok. Betadin gargara, gümüş suyu gargara, klorürlü veya klordioksit ile olan gargaraların hepsi çok ciddi risktir. Sıcak içecekler yudumlamak lazım diyor. Ne kadar sıcak olduğu önemli. Çok sıcaksa ne yapar? Ağzınızı yakar, mukozanızı bozar. Dolayısıyla virüs dayak yemiş bir hücreye daha kolay girer. Dayak yemiş bir dokuyu daha kolay zedeler. Şimdi doğrular yanlışlar peşi sıra geldi. Arındık temiz bilgilerle. Bir de bağışıklık sistemini güçlü kılacak formül alalım mı sizden? Ben çok kafaya takılan şey herkes C vitamini yutuyor. Yutalım mı yutmayalım mı? Keyfiniz bilir. Yani C vitamini yutmanın özel bir faydası yok. Efendim Çin'de yapılan çalışmalarda damardan C vitamini verenler de evet var birkaç vaka. Ama ne kadar biliyor musunuz? 12 gram damar yoluyla da ağızdan değil ve bunlar deneme aşamasında. Ama yutmak istiyorsanız yutun. Ama hocam ben iyi de bir bağışıklık takviyesi alacağım. Sen desen de demesen de alacağım. De ki biz en iyisini alalım. Hoca size D vitamini der. Bilinen, burada alınabilecek en güçlü, en ucuz, en etkili takviye günde 2000-3000 ünite civarında D vitamini alabilirsiniz. Eğer D vitamini seviyeniz 50 ve altındaysa, 75 üstündeyse günde 500-1000 üniteyle de idare edebilirsiniz. Ben yine de 1000-2000 aralığını emniyetli buluyorum. Kendim de alıyorum. Başka ne yapabilirsiniz? Bir, etkinliği bilinen bazı antiviral bitkisel ürünler var. Bunun iki tanesi son yıllarda kendini, hatta üç tanesi çok gösterdi. Birisi Pelargonium sidoides. Hep söylüyorum, Afrika akasyası bitkisinin kökünden elde edilen, Pelargonium sidoides'ten elde edilen bir damla veya bir hapşurup kullanabilirsiniz. İki, Sambucus nigra, yani kara mürverden elde edilen mor renkli bir özüt, içinde antosiyaninler var. Kara lahanadakiyle aynı, faydalanabilirsiniz. 3. Beta glukan, yulaf. Yulaf. Sabahleyin eğer kahvaltıda o daha önce anlattığım yulaf ezmesi veya yulaf kepeği, yulaf öğütülmüş yulaf unu üzerine badem sütü koyarsanız avantajı yakalarsınız. Üzerine biraz tarçın, biraz diğer sağlık mesela antosiyanin almak istiyorsanız siyah üzüm çekirdeği de ekleyebilirsiniz. İyi gelir. Başka ne alabilirsiniz? Bana göre en asetil sistein alabilirsiniz. Şahsi fikrimdir. Ama doğru bilgi olduğunu ciddi olarak düşünüyorum. Nedeni şu, en asetil sistein akciğerlerin döşeyen, yani zatürreye direnmek göstermesi gereken, koronavirüse karşı direnme göstermesi gereken hücrelerin glutatyon miktarını arttırıyor. Özellikle sigara içenlere bugünlerde en asetil sisteinden faydalanmalarını sağlık veririm. Ucuz bir takviye olduğu için de rahatlıkla söyleyebilirim. Çok teşekkürler. Rica ederim. Kendi adıma hem de izleyicilerimize. Çok hızlı konuştum, kusura bakmayın. Çok iyi oldu. Çok bilgiye ihtiyacımız var şu günlerde. Doğru bilgiye ihtiyacımız var. Bunun için de bir kez daha teşekkürler Profesör Doktor Osman Müftüoğlu farkıyla. Farklı bir yaşasın hayatla karşılarına çıktık izleyicilerimizin, değil mi? Diyeceğimiz şu. Koronaya inat, yaşasın hayat. Çok güzel. İyi hayata devam edeceğiz. Direneceğiz. Enseyi karartmayacağız. Moral çok önemli. Bunu bileceğiz. Akla, bilime inanacağız. Ve birazcık da
inanç dünyamızın zenginliğiyle bağışıklığımızı beslemeye çalışacağız. Değil mi? Hep ne yiyeceğim değil, ne düşüneceğime de dikkat etmemiz kesinlikle lazım. Kesinlikle koronaya inat, yaşasın hayat dedi Osman Müftüoğlu. Bir de sıkılmayalım efendim, bıkmayalım, yorulmayalım. Daha işin başındayız. Disiplinli olalım, temizliğe dikkat edelim. Koronayı da yeneriz biz. Yaşasın hayat diyeceğimiz, güzel haberlerle buluşacağımız iyi günlere. Görüşmek üzere, sağlıkla kalın efendim.